Merhaba sevgili güreş sevenler, Güreş Türkiye üyeleri ve YouTube kanalımızın dinleyicileri. Bugün sabahki Raw Show'unu değerlendireceğimiz podcast'imize hepiniz hoş geldiniz diyorum öncelikle. Ben bugünkü sunucunuz Mehmet Düveyt Dinler. Yanımda Erem Nur var, Luke Wizard. Öbür yanımda Buğra Gür var, The Pips. Bir de arkadan bir yerden sesini çıkarmaya çalışıyor, Numan İnci var, Calvin. Hep birlikte bugünkü Raw'u değerlendireceğiz. Hoş geldiniz arkadaşlar öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şükür. İyiyiz. Öncelikle genel olarak bugünkü Raw'u tek kelimeyle tanımlamanızı isteyeceğim sizden. Tek kelimeyle ama. Erem Nur. Valla bayağı aksiyon diyeyim. Buğra Gür. 5 üzerinden 5'lik bir şov abi. 10 numara 5. Adam tek kelime dedi. İlk tek kelime dedim. Numan sen? Doğru. Aferin bak doğru kelimeyi sen buldun. İlk segmentimizle başlıyorum o zaman. İlk segmentimiz nedir? Roman Reigns gelip Samoa Joe'ya diss atarak yayına giriyor. Geçen hafta sanki hakemin gavatlığıyla kazanmamışçasına kemeri böyle tertemiz yıka döke kazanmışçasına konuşurken bir tane daha böyle kendini bilmez geliyor ringe. Jason Jordan, Raw Tag Team şampiyonu. O da diyor ki bizim adımıza da yendin Samoa Joe'yu. Çok teşekkürler. Roman Reigns facepalm yaparken daha büyük facepalm yapmak üzere Seth Rollins geliyor. Diyorlar ki sen ne diyorsun? Sen ne konuşuyorsun hala? Sonrasında Roman Reigns'in işte, momentumunu çalıyorsun diyor. İşte diyorlar bir şeyler. Sonrasında ne oluyor? Club geliyor. Balor Club geliyor. Artık Finn Balor, Carl Anderson ve Doc Gallows ringe geliyorlar. İşte en iyi üçlü kim tartışması yaparken Jason Jordan yine çok fazla boş boş konuşuyor. En sonunda da Kurt Angle gelip main event'a six man tag team maçını ayarlayıp segmenti kapatıyor. Buğra Gürsen de başlayalım. Ya öncelikle ben geçen hafta bu senaryoyu sen yoktun tabii Dwight Mehmet Dinler. Çok orijinal bulduğumu söylemiştim YouTube dinleyicilerimize. Hala aynı kanaatteyim. İşte Seth Rollins'le Seth Rollins'in ortanca abi, Roman Reigns'in büyük abi olması, sürekli Jason Jordan'ı dövmeye çalışmaları fakat ellerinin uzanmaması tam bir aile havası sunuyor bize. Champions Club mı demişlerdi? Ha, Champions Club. Evet. Çok beğeniyorum. Çok orijinal bir senaryo. Bizi WrestleMania'ya götürebilecek duyguya sahip senaryo. İnşallah bu Royal Rumble'da bu birliktelik bozulmaz. Çünkü bana Royal Rumble'da bozulacakmış gibi duruyor. Özellikle Main Event'ta da çok pekiştirdiler bence dostluklarını. Seth Rollins'in de Jason Jordan'a dediği gibi sana öğreteceğimiz çok şey var. Geçen hafta takımdaş olmayı öğrettik. Bu hafta da doğru zamanı bulmayı öğreteceğiz diye. Jason Jordan, Roman Reigns'e Seth Rollins'in elinde büyük bir güreşçi olabilir mi? Bence bu sorunun cevabını bu senaryoyla izlemek çok keyifli. Erem Nur, sen ne diyorsun? Bu Jason Jordan daha uzun süre takılabilir mi ikilinin yanında? Yani Dean Ambrose gelene kadar büyük bir ihtimal bu üçlünün arası, yani üçüncü kişi olmaya devam edecek ama büyük bir ihtimal olası bir senaryo olarak Seth'le Reigns benimseyecekler Jordan'ı ve bir anda Dean gelip diyecek ki ha benim yerime bunu bir mi tutuyorsunuz, hani ben de bunu bir mi tutuyorsunuz deyip hani ihtimal heel turn'ını gerçekleştirebilir ama gördüğüm şu ana kadar hani 2018'e girdiğimiz bir 10 gün 9 gün falan oldu. Şu ana kadar en güzel açılıştı bu gördüğüm. En aksiyonlu açılıştı. Balor Club'ın heel olarak gelmesi daha güzeldi. Hele özellikle Jason'a işte babasının kuzusu, işte babasının bir tanecik evladı gibisinden yakıştırmalar yapmaları çok iyi oldu. Hem Finn Balor'ın face olamayan nasıl iğrenç bir face olduğunu gördük. Çünkü Finn Balor face olacak bir şey de değil yani, tip de değil bence. Tamamen heel takılması lazım bu adamın. Üstelik dedi ki biz 10 senedir beraberiz. Senin babanın kim olduğunu öğrendiğin süreden daha fazla biz üçümüz beraberiz dedi. Bence çok acayipti. 10 numara 5 yıldız yani bence yani. Çok acayipti ya vallahi. Numan sen ne diyorsun? Balor Club tutar mı?
tutmalı. Yani tutmalı yani artık. Çünkü ben Carl Anderson ve Luke Gallows'u çok seven biri olarak da artık onun ikisinin senaryo almasını istiyordum ki bu senaryo inşallah bu sene 2018 abi balok kulübüm yılı olsun demek istiyorum sadece. Ve Jason Jordan'ın hikayesi de büyük ihtimalle Dean Ambrose, aynı Eren dediği gibi Dean Ambrose gelip Dean Ambrose'un Hilton üzerinden olacak gibi geliyor şu anda. Şu an senaryo bayağı gidecek gibi görünüyor. Hani en sonunda Reigns ile Rollins şey kabullenecek abi. Abi en son artık Jordan'ı kabullenecekler. O ara Dean Ambrose gelecek. O ara karışacak diye düşünüyorum ben de. Fatih hala burada mısın? Öldün mü lan? Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. İyi şu an sesin. İyi. Tamam o zaman şöyle bir yorum yapayım. Yani Jason Jordan aslında biz haftalarda şey diyoruz. Başarısız, hiçbir şeyi başaramıyor. Hani tecrübesiz. Ama belki de bugünden sonra ben şunu anladım. Main event'te de göreceğiz zaten. Acaba diyorum hani tecrübesizlik ve başarısızlık mı bu adamın senaryosu? Hani bana bunu sorgulattı bu akşam. Yani şey, ne dok derler? Underdog. Underdog senaryosu mu diyorsun biraz? Hayır, underdog senaryosu demiyorum. Ben beceriksiz, Allah'ım ben nasıl bir adam senaryosu diyorum. Ama bu senaryo. Hani seyircilerden çent alamaması falan sanki bilerek fitillenmiş gibi. Onu söyleyeyim. Yani senaryoda hiçbir zaman beceriksiz olarak gösteremedi. Bilakis tecrübesizliğine kurban gidiyor her seferinde. Yani senaryo şekilde. Ya, bu onu arada de, bu şey... Onu demek istedim yani. Sen daha doğru söyledin. Anladım. Bu arada ben şey bu Dean Ambrose'un dönüşüne kadar birlikte kalmalarına pek ihtimal vermiyorum. Çünkü 6 aydan başlıyor Dean Ambrose hakkında söylenenler ve yani hani Roman Reigns'i hani main event'a gönderdik diyelim WrestleMania'da falan. Dean, yani Seth Rollins, Jason Jordan çoğuyla 6 ay takım kalacak bir yapıda değiller pek ya. Hani bana öyle gelmiyor açıkçası. Mehmet. Kemerleri kaybettiklerinde giderler gibi. Bir şey sormak istiyorum. Dean Ambrose 25. yıl şovuna duyurulmadı mı? Duyuruldu. Daha 6 ay boyunca güreşemeyecek yani. Nasıl heel turn yapmasını bekliyorsun tam olarak? Ha sen, ya ben duyuruldu deyince direkt güreş olarak devam edecek diye düşündüm. Orada benim bir gafiliyetim oldu. Yok zaten duyuruldu, hiç çıkmaya da bilir hala yani. Hani hala çıkmama zaten, ihtimali var yani. Duyurulan zaten, herkes bu duyurulması bilmiyor. Bence sakatlığından önceki maceraya dayanıyor. Sakatlığından önce belki duyurulmuştu. De. Yani o belki konuda de çok emin konuşmayın bence. Hadi devam edelim o zaman. İlk maçımız Sasha Banks, Bayley ve Absolution'ı temsilen Mandy Rose ve Sonya Deville. Maç bana göre korkunç bir maç. Çünkü tüm maç boyunca şey heel takım üstünlüğü gidiyor. Bir şey mega tek bile görmeden Sasha Banks bir anda bank statement'ı alıp bir anda maçı kazanıyor ve galiba Absolution'ın da ilk yenilgisi falan oluyor bu. Absolution'dan birinin televizyon şovlarındaki ilk yenilgisi oluyor. Eren Nur, ne diyorsun maç hakkında? Korkutucu. Peki. Gerçekten korkutucu. Madem bu takımı saldınız, niye bu takım bu kadar pasif kaldı? İlk zamanlar heybetliydi de niye şimdi pasif yaptınız? Madem Royal Rumble yaklaşıyor, niye bunlar hala pasif? Yani belki Sasha ve Bayley biraz daha hani üstün görünsün Rumble'a kadar diye. Olabilir. Ya onların da Rumble iddiası var çünkü yani. Bu arada Dave Meltzer'in bir haberi düştü. Bayley bahis geçmişken söyleyelim. WWE Bayley'den vazgeçti. Bayley'i çöpe attı. Bayley hakkında bir daha şampiyonluk üst düzey plan yapılmayacak diye bir şeyler zırvaladı Sayın Metzer. Ne düşünüyorsunuz? Sizce bu söz konusu mudur WWE için? Ya o şey hani bir yerde tekrar şans alır Bayley ya. Hani sonuçta Four Horsemen'ın üyesi ve yani seyircinin hala sevgilisi. Bir yerde şey alır. Geri tekrar şans alır. Ama Raw'dan çıkması gerekiyor önce. Bir SmackDown'a gitmesi gerekiyor gibi geliyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Mehmet Dinler o zamanları çok daha iyi bilir. Çok daha sıkı bir NXT takipçisi. Bayley'i Sami Zayn uyguladılar. Senaryosu uyguladılar. NXT'de. Hani hatta Bayley promosunda falan şunları söyledi. Yani Sami Zayn iyilikle yaptıysa ben de yaparım. Falan diye böyle promolar falan kesti hatta. Hani...
NXT'de bu 7 bir şekilde yedi. Ya güzel de oldu. Hani last galiba 30 minute 30 dakika Iron Woman maçında evet. Falan baya yani yılın maçına aday bir maçtı bence. Çok iyi bir maçtı. Ama ana kadroya geldiğinden beri belli isteneni vermiyor. Ya onun sorunu şu, ana kadroda da tekrar underdog senaryosu çıkarmaya çalıştılar. Ama yani karşısındaki bütün rakipler Bayley'nin daha önce yendiği rakiplerdi. Charlotte olsun, Sasha olsun, Nia Jax olsun. Nia Jax ana kadroda Bayley'i squash'ta da daha önce TakeOver'da yenmişliği falan var. Hiç inandırıcı gelmedi NXT yani Londra bu sefer. NXT Londra şovunda yenmişti hatta. Evet, hiç inandırıcı gelmedi bu sefer o underdog yani senaryosu. Bayley düştü. Aslında kadınlarda şu var mesela, neyse bunu Nia Jax ile Asuka arasındaki bir segmentte söyleyeyim bunu, tamam devam edelim şimdi. Olur edebilir. Yani Bayley'nin aslında şu kadroda yenilemediği tek isim Asuka. Yani, yani SmackDown falan filan dahil tek isim Asuka olmalı yani. Hakkını da ver dinler. Asuka ne squashlamıştı Bayley'i be NXT'de. Hiç ne squash demek gitmeyin şahit ister ya o maça. Ayıp yani cümle diyeyim. Bayley mis gibi maç çıkardı. NXT'de yılın maçına aday olmuş maça yani squash demek de ayıp. Günah şimdi Buğra Gürlüğü'nün lüzumu yok. Bayılttı ya kız. Kız pes etmedi ki, bayılttı yani. Yani squash mı oluyor? Arkadaşlar squash maçın anlamına bakın. Sizin için güreş sözlük açacağım. Forum için açacağım diyordum. Bir de sizin için ayrıca açacağım bu gidişle. Yani. Squash mı? Ben ortalık kızıştırayım diye ortaya bir şey attım. Bayağı günah keçisi ilan ettiniz. Ben çıkıyorum ya, tamam. Allah Allah. Devam edelim mi? Dedim zaten o maçı. Allah Allah. Devam edelim mi lütfen? Devam edelim. Şimdi sırada çok ufak bahsedebileceğimiz bir şey var. Mix Match Challenge için. İki... Doğru söylemedim ya. Mix Match Challenge. Evet, evet doğru söyledim. İki takım belli oldu. Biri Goldust ve kim? Alicia Fox. Goldust ve Alicia Fox. Diğeri de Asuka ve The Miz. Yes. Şimdi Eren Nur takım arkadaşı olduk. ama Goldust ve Alicia da çok eğlenceli bir ikili ya tripleri itibariyle. Böyle ikisinden birinin kazanma ihtimalini görüyor musunuz siz? Yo. Yani direkt olarak yo yani. Net cevap oldu, tamam. Hatta hatta Goldust ve Alicia'nın ilk turda elendiğini düşünüyorum ben. Goldust ve Alicia evet olabilir ben, ama Asuka ve Miz. Oo sen de Asuka'yı gömdün yani. Fatih dediğin hiçbir şey duyulmadı. O yüzden Mixed Match Challenge hatta konusunu kapattım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Fatih bağlantını değiştirebilir misin? Duyulmuyor hiçbir şekilde. Fatih hiç uğraşma konuşmayla abi şu anda. Sadece bunu ben tamam. Tamamdır. O zaman devam ediyoruz. Woken senaryosuyla devam ediyoruz. Matt Hardy, Kurt Hawkins'i üst üste kaçıncı yenilgisini verdi? Ben saymayı unuttum. Kurt Hawkins bir yerlerde sayıyordur kesin. 170'den fazla diyebiliyorum abi. Ardından Bray Wyatt'la yüz yüze geliyorlar. İlk defa bu sefer hani ringde karşı karşıya geliyorlar şeyden. Matt Hardy uyandığından beri. Ve sadece gülüyorlar karşılıklı olarak ve benim için inanılmaz ürkütücü bir segmentti. Yani battaniyeyi üzerime çektim izlerken. Öyle söyleyeyim. Royal Rumble'da bu maç olur mu diye bir soracağım. İkincisi WrestleMania gider mi bu feud diye soracağım. Üçüncüsü genel olarak Matt Hardy buradan sonra yükselir mi onu soracağım. Fatih'i göndermişken içime Fatih kaçtı. Buğra Gür senle başlayalım. Ben daha buradayım. Öyle değil ya. Vokki! Eren Nur bir de sen yapsana. Vokki! Ya en yedi. Ege yürüten olsa çok güzel yapardı. Ege yürüteni buradan sevgiyle anayım. Ege de çok iyi Roman Reigns ve şey yapıyor. Neydi bu hula 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 yapan? Titus. Titus çok güzel yapıyordu Titus'ı. Özellikle yaz radyolarının inanılmaz eğlencesi. Konuya dönmek gerekirse Matt Hardy buradan yükselecekmiş gibi duruyor. Ama seyirciler nezdinde ve arenadaki reaksiyonlar açısından
aynı zamanda TV başındakileri heyecanlandırma parametrelerine bakacak olursak ne kadar başarılı olup olamayacağı bu ilerleyen haftalarda bize sunulan şeylerin orijinalliğine göre değişecek bir durum. TNA'daki kadar orijinal keyif abeler bize yemek olarak önümüze koyulursa ben insanlar ilgisini çekebileceğini düşünüyorum. Ancak şu an Bray Wyatt'tan farksız öte bir karakter olmadan ileriye gidemedi Matt Hardy. Bunu da açık söyleyelim. Açık açık konuşalım. Yani şu anda çok da başarılı bir grafik çizmiyor açıkçası. Yatay ve paralel gidiyor. İlerleyen haftalarda ne değişeceğine de bu bahsettiğim orijinallik bağlı. Yani Bray Wyatt'ın SmackDown'daki gibi her hafta işte bir hafta kasket maç, bir hafta işte ne bileyim başka değişik şeyler sunulursa ilgi çeker. Öte yandan zor. Numan? Abi açık söylemeye gerekirse hani daha TNA'daki karakterle alakası bile yok şu an için. Sadece WWE'ye bu karakter döndüğünde biraz sadece gülmekten başka bir şey yaptığını görmedim ben. Siz gördünüz mü? Kromo kesiyor işte. Abi King Maxwell yok. Ondan sonra işte Vanguard One yok. Daha ne olsun ki yani abi? Senior Benjamin yok. Yani Senior Benjamin yok. Rebecca Hardy yok. Abi o da yeni bir şey yapıyor şu anda. Yani şey niye TNA'dakinin aynısını yapmasını istiyorsunuz ki? Ben de onu anlamıyorum. Hal hem şey yani kendisi için yeni bir şey yapıyor hem hala WWE için yeni bir şey yani bu. Bray Wyatt'ın ilk defa bir dengi var karşısında kafa olarak. Bunlar sonsuza ama kadar Bray Wyatt'la mı feud'a geçecek? Hayır canım belki ya birbirlerini bir hani bir taşısın şöyle ben bir WrestleMania'ya gitsin şu feud istiyorum güle 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 güle. Ama şu var. Sonrası Allah kerim. Ama şu var abi Matt Hardy'nin yeni şarkısı efsane olmuş bu arada. Hani girişte falan böyle I will delete you falan efsane olmuş abi. Çok beğendim ben o şarkıyı da bu arada. Yani umarım tutar bir karakter ya. Yanında Jeff Hardy geldiği zaman onun da bir vocal yapsın da bir. En azından bir Brother Nero falan izleriz orada. Öyle yani. Acaba şey görebilir miyiz Numan? Bu ne? Jeff Hardy, Matt Hardy'yi kurtarmaya çalışan fani rolüne bürünebilir mi acaba? Diğerleri yaptı, yemedi. Kardeşi sonra ne oldu? Sonra tekrar ele geçirdi Matt Hardy. Sonra ne oldu? Bir final deletion oldu. Final deletion'da Matt Hardy işte Jeff'in içinden geçti. Sonra Jeff de oldu Brother Nero. Ben bunu bilmiyorum. TNA'yı izlemediğimi çok belli ettim. Yani Final Deletion'da sonra Matt sildi. Ben de izlemiyorum çünkü niye izleyeyim ama Final Deletion'ı izleme şeyine erişmiştim, şerefine erişmiştim. Yani Matt sildi yani bildiğin Jeff'i sonra o da onun gibi oldu yani aynı. Umarım ikisi de olurdu yani ikisi de olurdu daha güzel oluyor yani daha güzel oluyor yani olmuyor böyle tek başına Matt sarmıyor. Arkada bir de King Max falan gelse güzel olabilir. En azından King o zaman Max'in devam yani ediyoruz. O zaman devam ediyoruz. Çok konuşuyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim dinler? Söyle. New Day ile Woken Hardy'ler arasındaki bir feud'u düşünsene. Pankekler. Yalnız güzel tam oldu. Şey Wyatt Family'nin yani daha gelişmişini çıkarabilirler bence New Day olarak. Yani onların White Family feud'u çok güzeldi. Ben Sanity ile öyle bir feud bekliyorum New Day'e. Senin yorum yapmaya üşendiğin konuda Fatih'cim şey geçiyordu zaten böyle bir şey. O zaman devam edelim. 200 devam edelim ben o konuya. Ayıp ayıp. Devam edelim. İşte o okumaya üşendiğini oradan anladım zaten. yorum yapmaya üşendiğini pardon. O zaman devam ediyorum. O zaman çok güzel bir şeyle devam ediyorum. Miss TV. Miss TV, The Miz geri döndü. Dediler ki Miz ölmüş, söyleyin herkese geri dönmüş yani. Bu laf tam olarak öyle değildi ama neyse artık. Miz çok değişik bir şekilde giriş yapıyor bu sefer. Elias'ın ilk defa ana kadroya çıktığından beri şarkısı kesilmiyor. Elias'ın ilk defa performansı bölünmüyor. Bu bir ilk. Kaç ay oldu? Çok ay oldu. İlk defa. Ve en sonunda da böyle gayet cool bir şekilde Miz'i takdim ediyor sağ olsun. Miz eski bu şey zamanlarına, pit zamanlarındaki saçına dönmüş. Estağfurullah i̇şte, efendim. Yok şeyi, Miz adını ondan almıştı zaten. Anladım. Biz
Birazcık dil öğrenin yani. Lütfen yani. Böyle. Neyse. Bo Dallas ve Curtis Axel en çok hangimiz özlemişiz Miz'i yarışına giriyorlar ama Miz ikisini de kısa kesiyor ve diyor ki ben çok şey sanmıştım. Ulan dedim Allah kahretsin adam geldi dümdüz Royal Rumble maçına katılacağını açıklayacak. Hayır. Hayır. Adam geldi dedi ki ben Intercontinental kemeri de geri istiyorum. Oramın reisin de içinden geçeceğim haberi olsun dedi. Ve kapattı gitti yani. Budur. Bir Mehmet Dinler ıslandı. Size geçmeden önce ben şunu söylüyorum. Roman Reigns, pardon, The Miz niye tarihin en iyi Intercontinental kemeri şeyidir, şampiyonudur? Hep şunu söylüyorum. Bu kemere en çok değer yükleyen odur. Ana kemeri vermeyi kabul et. Hani ana kemer maçı vereceğiz sana. Kıtalar arasını bırak desen kabul etmez. Öyle bir izlenim yaratıyor derdim. Bak adam Royal Rumble'a rifese. Samoa Joe ne kadar çabuk vazgeçti kıtalar arasından. Hemen Royal Rumble'a katılacağını açıkladı. Miz öyle değil. Miz dedi ki ben o kemeri geri alacağım kardeşim. Alacaktır da bu arada ben kendisine güveniyorum. Main Event'tan sonra tekrar konuşuruz bunu. Sizin Miz'in geri dönüşüyle ilgili, Miz TV ile ilgili yorumlarınızı Eren Lütfen'den alayım. Yeni takım arkadaşımız. Miz'in dönüşü güzel oldu. Özellikle onun hani iğneyici konuşmalarını bayağı özlemişiz. Ya sanacağı dolduruyordu. Demiz kadar demizin stili vardır yani böyle iğneleyici, saplayıcı konuşmaları. Onu özlemişiz. Onun dışında demizin TLC'deki faciayı yaşamayacağını ve 25. yıldaki Raw'da kemeri geri alacağını kanısındayım. Ve büyük bir ihtimalle o hedeflediği gün rekorunu da egal edecektir. Bence de vallahi yani. Ya kemeri 25. yıl böyle özel Raw şovlarında kemer değişir. Birinci Raw şovunda da Christian almıştı kemeri galiba. Şey kıtalar arası kemerini kazanmıştı. Miz almadı mı Christian'dan? Miz Christian'dan aldı. Yalnız bak gene Miz. Gene Miz. Hadi özel Raw şovlarının adam kıtalar arası şampiyonu yani buldu. Çok çok yakıştı. Bence şu anda çok yakıştı. Buğra Gür. Ha efendim Eren Nur söyle. Büyük bir ihtimal Chris Jericho'nun 9 kere kazandığı kemer rekorunu da kırar ileride. Ona tamamlar. O çok rahat kırılır ya. O çok rahat. Buğra Gür. Valla The Miz güzel bir geri dönüş yaptı. The Miz'i özlediğimizi nerede fark ettik? Roman Reigns'in promosundan sonra The Miz'in ne olduğunu tekrar idrak ederek fark ettik. Ben açıkçası çok söyleyecek bir şey bulamıyorum. Kendisi zaten birkaç hafta içinde Royal Rumble ve WrestleMania serüveninde Roman Reigns'ten tekrar kemeri alıp WrestleMania'da bir tane boş beleş güreşçiye karşı savunan bir karakter olacaktır. Yani Intercontinental değeri nasıl artmıştır? The Miz'in omzunda mı artmıştır yoksa The Miz'in büyük güreşçilere savunarak title defense yaparak mı Intercontinental'ın kıymeti bizim gözümüzde artar? Bunlar tartışmaya açık konular tabii. Ne olur ne olmaz. Bir şey sorabilir miyim? Tahminlerim bu yönde. Bir şey sorabilir miyim? Hı-hı. Boş beleş güreşçi tanımını yapar mısın? Örneği verir misin? WrestleMania'da yani kıtalar arası maçına çıkacak. Demiz'in kesin olarak kazanmasına garanti verdiğimiz bir maça çıkacağını düşünüyorum ben. Biz daha önce Dean Ambrose'a karşı da kemer korudu. Roman Reigns'e karşı da kemer korudu. Onu ne yapacağız? Ya bana hani orada çıkabilecek bir örnek başı hani bize kesin yenilecek olan bir isim örneği verir misin? Ya bunu o an anlayabiliriz abi. Mesela Jeff Hardy'ye karşı title defense yapması. Ya bunu o an anladı mı? Biz kaybetmez diyoruz. Mesela Dean Ambrose'a karşı title defense yapması. Ya bunu o an anlayabiliyoruz anladın mı? Dean Ambrose'a karşı nasıl emin olabiliyorsun title defense yapabileceğine? Dean Ambrose daha önce kaç defa tokatladı bu herifi? Çünkü hobi olarak an, bir ara şey Miz tokatlıyordu. Ya o anki senaryodan aşağı yukarı bir çıkarım yapıyorsun. Mesela bugün nasıl Brock Lesnar kaybetmez diyorsan bunu bugünkü senaryonun kuvvetle ihtimalinden ötürü diyorsun bu şekilde. Ya o senaryoyu anlamak, o atmosferi koklamak lazım Mehmet Dindar. Ben öyle bir tamam, maça çıkacağı kanaatindeyim. Boş beleş güreşçi demeyeceksin o zaman. Kesin kazanacağı senaryo diyeceksin. Ya işte boş beleş Cephardi bir güreşçi boş beleş bir güreşçi diyecekler yani. Bir senaryo diyecekler. Her neyse.
Tabii. Numan ya da Fatih konuşmak isteyen? Ben konuşayım abi. Abi bizi çok özlemişim ya. Fatih bizi arkadaşlar abi bizi çok özlemişim ya. Biz götü güneşiyle biz işte kemeri yükseltmiyor. Bu karşısında boş bir götü güneş çıkacak diyenlere inat. Kral ayakta durmaya devam edecek. Kardeşim. Sen adamı çekemiyorsun. Bari şey yapma adamı ya. Güzelim var kütüldeme ya. Bunun çekememe, bu arada çekememe sebebini az önce konuştuk, denk geldi. Raw 1000'de Christian'ın kemeri Christian'dan aldığı için o zamandan beri nefret ediyor. O zamandan beri nefret ediyor. Ne alaka, sen Randy Orton sevmeme nedenime de Christian diyorsun. Ben o olayı hatırlamıyorum bile ya. Hadi oradan hadi. Devam mı ediyoruz o zaman? Tamam, ben de bir konuşayım. Konuş. Ben The Miz'den ziyade The Miz üzerinden Dinler Gür kavgalarını çok özlemişim. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. İkincisi şunu söylemek istiyorum. Hani Miz gerçekten böyle ailemizin haylaz çocuğu gibi o şovda duruyor yani. Çok hoşuma gidiyor. Yani böyle alışılmış bir yüz görmek çok hoşuma gitti. Özellikle bu Bo Dallas'la şeye neden der ona? Kurt Sexel'la hani böyle my hands goes up your mouth goes shut falan yapması genelde hep TC yapıyordu. Ben çok güzel bir ayrıntıydı. Bir de Gür söyleyince fark etti ya, Christian neden hep dinlerin favori güreşlerinden tokat yemiş? Christian da benim güzel favori güreşlerimden biri. Christian da benim favori ya, güreşlerimden. Christian'ınla Kim Feud'a girse işte Mehmet'in favori güreşçisi oluyor. Bakmayın. Eminim öyledir. Devam edelim mi? Evet. Devam edelim o zaman. Hafif siklet kemeri şampiyonluğuyla devam ediyoruz. Enzo Amore geçen hafta maça çıkacaktı ama hastaydı. Bulaşmasın Cedric'e diye maça çıkmamıştı. Bu hafta maça çıktı ve hileyle hurdayla kazanmaya çalıştı ama yemedi. En sonunda da ringe girmeyerek, sakatlanmış numarası yaparak ya da gerçekten sakatlanarak artık bilmiyorum, count out olarak kemerini korudu. Cedric Alexander çok ilginçtir. Maçtan sonra Enzo'ya saldırmadı. Acıdı galiba, gerçekten sakatlandı. Evet. Şimdi 3 soru soracağım yine. 1. Cedric Alexander Royal Rumble'da falan bu kemeri alabilir mi? 2. Enzo Amore gerçekten sakatlandıysa sevinir misiniz? 3. Yok. Eren Nur. Evet. Cedric Alexander büyük ihtimal Royal Rumble'da kapacak kemeri. Yani kickoff'ta yapılır büyük ihtimal bu maç. İkincisi Enzo Amore'nin hani pek sevmem ama birisinin sakatlanmasına hiç sevinmem. Çünkü kötü bir şey sakatlanmak. Büyük ihtimalle gerçek yani bayağı ciddi gözüküyor. Bileğini falan tutuyordu hani. O yüzden geçmiş olsun diliyorum buradan Enzo'ya. Gür. Bu kadar. Ya diyecek bir şey yok işte, inşallah bir gün biter bu çilede. Hangi çile? 205 Live'ın getirdiği Cruiserweight Division çilesi. Ha, sana Cruiserweight Division sormuyordu, pardon. Sormuyordum, ben onu atlamışım. Yani. Fatih? Yani şöyle bir durum var. Bu arada ben gerçekten sakatlandığını düşünüyorum Enzo'nun, çünkü kafasından kan aktı sanki. Ben yanlış hatırlamıyorum. O bilerekti de, daha maçın başında o bilerekti de, ben daha çok bilekteyim en son. Aynen. Yani, ayak bileği bayağı şeydi. Bilmiyorum, ben senin başta dediğin şeyi kaçırmışım da. Hani hayır, büyük ihtimalle Enzo yine count out'la kazanacaktı da bu sakatlık olayı bence doğaçlama gelişti. Ben böyle düşünüyorum. Ayrıca hani 205 Live artık biraz daha güreş merkezinden show merkezine döndüğü için hani kimse oturup güreşini seyredemiyor zaten. Acaba Enzo bu hafta ne konuşacak diye oturuyorlar artık insanlar. Gerçi ben ona da oturmuyorum da. Hani Enzo'nun kaybetmemesi mantıklı karar diye düşünüyorum. Yani nasıl kurur Cedric Alexander'a karşı hiçbir fikrim yok artık. Bayacak. Ya hayır. Şey falan yaparlarsa, yani DQ olursan kemeri kaybedersin falan yaparlarsa diye şey diyorum hani. Tamam, bayacak. Şey dikkatini dağıtır abi. O da şey yapar. Şu tarafı bitti. Bitti gitti. Kardeşim bitti. Numan tam bir baş booker değil mi ya? Kardeşim yaparlar ya. Daha yapmadılar. Yaparlar abi. Böyle yaparlar ya. Numan tam bir WWE booker ya. En klasik senaryoları yazıyor. Nia Jax bir bacak açar. Cedric Bob yapar. Enzo kazandı. Ben bile bu kadar düşünmemiştim.
dedim. Nia Jax bacak açar derken. Ne? Neden yani? Niye? Abi ben de onu düşünüyorum. Bacak açar derken. Hayır yani dekolte falan böyle dikkatini dağıtacak bir şey yapar. Nia Jax'le dikkat dağılmaz ki birader. Bak ben kendi yerime koyuyorum şu an. Ben Nia Jax'i orada görsem tövbe bismillah deyip güreşe geri dönerim. Abi evet şimdi ufak tefek segmentleri geçiyoruz zaman devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Royal Rumble'da The Bar versus şey olacak. Rollins Jason Jordan takımlar kemeri maçı olacak. The Bar'da kendini göstermek için maça çıkıyorlar. Rakipleri de hep birlikte yapalım mı? 3, 2, 1. Vay. Lan yapıyorsun? Hiçbirinizden gelmedi. Neyse. Titus Worldwide'la maça çıkıyorlar ve Titus Apollo Crews ikilisi çok ilginç, çok enteresan bir şekilde Titus'un tuşuyla maçı kazanıyorlar. Roll up'la değil mi? Roll up'la kazanıyorlar. Evet. Roll up'la. Herkes şok. Galiba Sheamus'la Cesaro'ya da maç sonucunu söylemediler. Hani önceden. Onlar da şok. Çünkü ciddi anlamda ne oluyor oldular. Hakem 3'ü sayınca. Öyle o maç da öylece bitti. İkilinin Rumble'dan kemeri geri alma ihtimali var mı? Ve Titus Worldwide hakkındaki ve yükselme ihtimallerine karşı görüşlerinizi rica edeceğim. Numan senden başlayacağım. Abi bana göre şu maç The Bar'ın artık duraksama dönemine girdiği maç oldu abi bana göre. Yani şu satasın artık en azından bence abi kemerleri almayacak zaten büyük ihtimalle. Çünkü yani duraksama dönemine girecek. Artık dağılırlar mı dağılmaz ama orasını bilemiyorum. Ki Titus Worldwide'a bence bir şans verilmeli abi. Hani vallahi verilmeli. Abi Apollo Crews gibi bir adama lan şans verilmesi çok büyük bir hata. Umarım istedikleri yol yaparlar. En azından hani Blizzard o gün bize biraz eğendirsinler şey yapsınlar abi. O bile yeter yani. Başka bir şey istemiyorum onlardan. Tamam. Fatih? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben daha yeni bir makale yazdım forumda. Titus Worldwide 2018'de şey yapabilir diye, açılabilir diye. Hani hemen böyle bir akabinde... Konusu bu muydu? Hayır değildi. Yani 2018'de olabilecek olaylar tarzında bir makaleydi. Yani bundan bahsettikten bir hafta sonra böyle bir şey görmek gururumu okşamadı değil. Acaba ben de mi WWE başbukuru olsam diye düşünmeye başladım. Bunun haricinde Numan deyince aklıma geldi. Apollo Crews'un aldığı tek kemer şansı Baron Corbin Finn Balor feudu yüzünden mahvoldu. Bu çok acı bir ayrıntıdır. Hani buna bağlı olarak ben de artık Titus Worldwide'e bir hatta biraz yüksekten uçayım. Hani böyle bir WrestleMania tag team şampiyonluğu çok güzel yakışır gibime geliyor. Bir dakika, Baron Corbin, Finn Balor ha? Ne? Ne? Ya. Şöyle söyleyeyim. Şöyle anlatayım sana hemen kısaca. Bunlar Finn Balor ve Apollo Crews NXT Championship maçı yaptı. Yanlış ifade ettim. Baron Corbin geldi maça karıştı. Samoa Joe bunu kovalarken döndü, Finn Balor'a heel turn yaptı. Aslında Balor Samoa Joe feyduydu. Yanlış söyledim yani. Ay Allah cezanı vermesin. Ben de diyorum niye atladım acaba? Ana kadrodan bir şeyler arıyorum falan. Yok, Eren NXT Nur, dedi. Devam. Day nasıl SmackDown'ın eğlence unsuruysa Rava da bir tane eğlence unsuru grup lazımdı ve Titus zaten Titus Worldwide bunu gayet de karşılıyor. Ayrıca Dana Brooke için de kendisinin televizyonda görünmesi adına güzel bir şey. Çünkü her hafta Asuka tarafından squashlanan bir insandı. İki hafta üst üste gördük bunu. Neyse yani ileride büyük ihtimalle şans verirler kemer için. Kemer kazanmalarını isterim çünkü yani eğlendirme şeyleri yüksek. Ben Titus sevmezdim ama bu karaktere hani bu şey oluşumu kurduğundan beri hani hoşuma gidiyor. Bayağı hani coşkullar falan. Nia Jax'i işte Mixed Match Challenge'daki işte şeyleri reaksiyonları olsun. Bayağı eğlendiriyor. Onun dışında The Bar için belki ayrılma yolları yavaş yavaş yaklaşıyor gibi. Büyük bir ihtimal WrestleMania sonrası yolları ayrılır ikisinin. Sheamus'la partneri ayrılır. Büyük bir ihtimal Sheamus büyük kemerleri oynar. Diğeri ise küçük kemer yani mid card kovalar yani.
Ben ikisinin tekli bir kariyeri kaldığını düşünmüyorum WWE'de ya. Hani ayrıldıktan sonra çok yapabilecekleri bir şey yok yani. Zaten o yüzden takım oldular. Gür. Valla bu maçı izlerken aklıma ilk gelen şey nacizane ne olup ne olmayacağından fazla herhalde The Bar geçen hafta aldıkları mağlubiyetin izlerini bu hafta kapatırlar. Ve karizmayı da biraz düzeltirler diyerek ben açıkçası seyrediyordum. Fakat aldıkları mağlubiyetle bazı dönüm noktalarından geçildiğini The Bar yani Sheamus Cesaro adına bazı dönüm noktalarından geçildiğini ve ikilinin tek team kariyerinde artık kademe düştüğünü anladım. Maç sonucu bana bunları gösterdi. Ha yerlerine geçecek isim Titus Worldwide'la inci dişli kardeşimiz mi olur bilmiyorum. Ama kesinlikle Sheamus Cesaro, özellikle Cesaro tekli kariyer olarak bir şansı bence %1 milyon hak ediyor. Ben Cesaro'yu kendi nezdimde bambaşka seviyelere koymuş bir güreş severim. Ancak şu an dağılabilecek ihtimali vermiyorum. Belki WrestleMania'dan sonra. Ancak WrestleMania'dan önce... Hak ediyor da olmayacak yani. Hani. Ya orasını bilemeyiz. Bu federasyonda neleri olmaz dedik de oldu. Orasını bilemeyiz. Belki de adam tekrar şirketten ayrılacak. Dışarıda bir yerde kendini kanıtlayıp gelecek. Çünkü o potansiyele sahip. Yani... Cesaro Captain New Japan. Al işte bak. Ya sonra buradan çıkıp giderse tekrar geri dönüşü olmaz onun yani hani. Vallahi biz kimlere imkansız dedik, kimler gördü. Maria biz geri döndü yani. Adam yaşlı. Geri döndü çok şey yaptı. Çok işe yaradı gerçekten. Yani muazzam ya canım, bir şey. Ya canım o yaradı. Senaryo öyle yapmış. Ya prodüktörün tarafı öyle. Prodüktör apça abi ne bekliyordun ki? Yani o senaryo ne yapabileceğini en iyisi. Hamile kalması şansları oldu çünkü korkunç bir şeydi yani. Hani tiksiniyordum yani. Neyse devam ediyoruz. Valla bence hanımcılığın güzel bir resmiydi. Buradan tüm hanımcı kardeşlerime selam olsun. Ya Allah aşkın gücü. Abi vermek istedikleri mesaj şu, ama hanımcı olursan kaybedersin yani. Her şeyi kaybediyordu. Kardeşim burası yani, Şampiyonlar Ligi. Burada her şey yani böyle acımasız. Kazanan bir hanımcı olsa tamam okey. Yani benim feminist damarımı sevdirir. Ama yani yok değil. O zaman... Devam ediyoruz. Çok güzel bir segmentle, manyak bir segmentle geri dönüyoruz. Braun Strowman Show. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ulan dedik her şey çok sıkıcı olacak dedik. Strowman çok geldi. Lesnar'ı fırlattı. Bence o kısım daha etkileyici. O bana çarptı. O büyük üzerine kutu da... Lesnar'ın kafasına düştü ya. Baba dedim, bir sene çektiğimize değdi ya dedim ya. Evet hoş olsun ya. Aynen ya, şey SummerSlam'da o üçüncü masaya şey olduğunda da demiştim. Yani 6 aydır çektiğimize değdi demiştim. Şimdi de bir senedir çektiğimize değdi diyorum yani. Abi çok acayip bir şeydi ya Strowman'ın yaptığı. Yani gene kesin destekle falan yapmıştır da yani. Ama yani üzerlerine ışık. Direği oy yani. Keşke Kane şurada olmasaydı, ne kadar güzel olurdu ya. Hala ben onu diyorum yani. Hiç şey gelmiyor şu anda yani. Kane kesin tuş olacağı için hiç keyifli gelmiyor maç, ama segment cidden iyiydi. Eremnur senden başlayalım. Ya çok nefes kesim, muazzam bir şeydi ya. Muazzam bir segment diyemedim ve defalarca izleyebilirim, ama yani en komik şey büyük ihtimal Lesnar'ın hastaneye kaldırılıp Kane'in böyle normal bir şey olmuş gibi yürümesiydi ya. Bir de abi, olmuş olacak Royal Rumble'da. İnandırıcılık nerede? Hayır, ben de onu söyleyeceğim. Aylardır bize çektirilen bu yenilmez Brock Lesnar sıfatı nerede kaldı? Demek ki yenilecek abi, kardeşim ya. Oraya olumlu açsınlar. Hayır bak. Hayır, ben bunu zaten işledim yine aynı makalede. Dedim ki Brock Lesnar'la Batista veya işte gelirse Bobby Lashley kapışır. Braun Strowman'la Roman Reigns işte Universal Championship için kapışır. Herkes mutlu olur dedim, ama bu olmayacak hani. Vallahi olmayacak. Bobby Lashley şu an WWE'ye bak gelecek abi. Yani gelecek, eminim bunu gelecek, bırakacak abi. Öğretim sana. Evet. Bobby Lashley'in şu an menajeri konuştu arkadaşlar. Yok arkadaşım, ben TNA'yı Türkiye'ye verdim. Pardon. Oğlum madem öylesin.
Hayır, bir dakika. Madem öylesin GW'ye hesabı versene lan. Kardeşim Türkiye'yi açmadı ki. Vermiyorlar o yüzden. Abi bak şunu söyleyeyim. Hayır şimdi bak. Tabii herkes için en iyi olan hani Beast'in, canavarın, Brock Lesnar'ın Beast kimlikli biriyle kapışması. Batista, ne bileyim. İşte gelirse Bobby Lashley yine aynı şekilde. Mesela bunlarla biriyle kapışırsa, hatta bir de bu Dean Ambrose yaptığı maç şunu eklersin. Street Fight maçını eklersin. Ortalık kan gölüne döner. Biz de main event'te kafamız rahat Roman Reigns, Braun Strowman seyrederiz. Abi hayır bir şey soracağım. Bunları biz gerçekten bak bunu hep soruyorum. Biz bunları kıçımızın üstünde sandalyede otururken ve hani bir forum için düşünürken bu adamlar 32 katlı holding binasında bunu düşünemiyorlar mı ya? Düşünüyorlar kardeşim. Düşünüyorlar da şey yani bir olay var benim de anlamadığım. Lesnar eşittir money diye bir şey var. Evet. Çözemedim ben de daha. Çözemedim. Çok sevdi yani, abi. Lesnar için şirketi takip eden aklına sıçayım yani. Öyle söyleyeyim. Abi yok ya adam şirkette. Neyi takip ediyorsun? Söyledim ya. Ya yalnız şu var. Siz dediniz ya Lesnar'da Lesnar maçı. Abi öyle maç olmasın ya. Abi o maç bitmez ki. Vallahi bitmez. Abi Lesnar mutan. Abi Lesnar mutan. Lesnar mutan. O maç yemin ediyorsun bitmez. Vallahi bitmez o maç ya. Koy abi bir saat oynasınlar. Ben orayı kaçırdım. Lesnar ne maçı? Lesnar Lesnar maçı bitmez ki. Abi Lesnar ne alaka? Ve Lesnar WWE'ye gelir. Ne alaka yani? Hayır cidden bayağı haberler çıkıyor ama. Siz TNA'da maç yapan adamı nasıl Lesnar'ın karşısına koyabiliyorsun? Hayır, dalga mı geçiyorsunuz? Hayır bayağı haberleri çıktı. Sen yokken onu tartıştık. Teşekkürler. Lesnar bayağı da WWE'ye gelmedi. Haberi yapan, haberi yapan, haberi yapan sana şey yazmıştır. Işte. Kaynak götüm yazmıştır yani hani. Değmez. Haberi yazan. Değmez. Haberlerini kaynak. Lesnar WWE'ye gelir. Demekler. Tamam. O zaman devam ediyoruz. Vegür. Tabii. O zaman devam ediyoruz. O zaman bir başka kralla devam ediyoruz. Samoa Joe ile devam ediyoruz. Rhino ve Slater'ı çok kolay bir şekilde tokatladıktan sonra Royal Rumble maçına gireceğini açıklıyor. Kıta arası kemerden çok hızlıca vazgeçmiş arkadaş. Vallahi büyük hata oldu. Neyse. Röportaj yapıyorlar Rick'te. Diyorlar ki şu güreşçiyi nasıl yeneceksin? John Cena'nın adını duyduğunda şey diyor yani. Cena benim Royal Rumble'da eleceğim ilk adam olacak diyor. İnşallah birinci sıradan girer. Neyse. Ama yani bir WrestleMania'daki bir Joe Cena feyoduna da bir selam çakıldı buradan. Rusev feyodu da zamanında Royal Rumble'da başlamıştı. Bu da böyle erkenden başladı. Diyebiliriz belki. Bir Rhino ve Slater'a bir şey olabilir mi? Bir hani bir biraz yükselebilirler mi bir tık falan? O konuda bir görüşlerinizi rica edeceğim önce. Numan. Pek sanmıyorum ya. Ne bileyim. Belki bir heel turn yaparsa belki ama o da ne bileyim. Belki dikiş uçan zannetmiyorum. Fatih. Ya abi bundan 2 hafta önce mi 3 hafta önce mi Rhino çıktı işte kendimizde bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Ben halledeceğim bunu falan yaptı. 3 haftadır squashlanıyorlar yani. Ben de anlamadım ne olduğunu ama. Ama ilginç olan şey 3 haftadır üst üste maça çıkıyorlar. Aslında bu onlar için bir yükseliş. Yani 3 haftaki önceki konularına göre bir yükseliş. Ama görmek istediğim yerler mi? SmackDown'ın ilk takımlar şampiyonlarını. Hayır. Gür. Yani ben de farksızım Numan'ın görüşünden. Numan. Eren Nur. Dediği gibi. Ben Numan'a katılıyorum. O zaman Eren Nur'dan başlayarak Joe ve Cena hakkında neler hissediyorsunuz onu bir şey yapalım önce. Bu aralar John Cena'nın Royal Rumble kazanacağını filan hani görüyoruz forumda. Eğer zaten John Cena yani kazanmayı bırak son dörde kalırsa bir ihtimal yani kafamı taşlara vururum ben burada. Bana titreme geldi ihtimalden bahsediyor. Estağfurullah efendim. Kalacak yani, ki. Hayır çok saçma zaten Survivor Series'de gelmiş saçmaydı zaten. Abi ben bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim ben? Şu an kazanma ihtimali olan isimleri bir sayar mısın Mehmetinler bana? Kimlerin dedikleri geçiyor? Nakamura. Cena. Nakamura. Nakamura mı? Nakamura mı? Bir şey soracağım abi. Nakamura mı? Abi bir dakika. Allah aşkına siz Cena yerine Nakamura'yı tercih eder misiniz?
Hayır, evet. Sin alsın evet. Abi. Baba ben çok evet. özür diliyorum. Bir dakika, ben çok özür diliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bunu Rav'ın 25. yıl radyosunda da konuşacağız. Şov önü canlı yapacağız 12'den sonra. Herkes canlı kalıyor tahminimce. Şunu söyleyeceğim. Abi CM Punk'ın kestiği shot promoda hatırlıyorsunuz. Demişti ki bütün bir sene boyunca burada olmayanlar değil, WWE'ye bir aylığına gelenler WrestleMania'nın main event'ında güreşiyor diye. John Cena'ya bir promo kesmişti. Ya da John Cena Drak'a kesmişti, özür diliyorum. John Cena'nın Drak'a böyle bir sözü vardı. Eğer tutup bu eleştirdiği adam olacaksa, Drak olacaksa bu şirkete, tutup bir tane güreşçinin bunun John Cena'nın suratına söyleyip bu senaryoyla yükselmesini beklerim. Aksi halde... Roman Reigns söyledi. Kim söyledi? Reigns. AJ Styles de söyledi. Ama yani bir tesiri oldu mu? Adam tekrar geldi Survivor Series'te. Kafasına vuracağım baba yani. Senin burada bir işin yok diye kafasına vuracaksın yani. Böyle olur bu işler. Biraz da bu açıdan düşünülmeli diye gerekiyor diye zannediyorum. Bence yani az önce Nakamura'yı, çok dersiz bir soru aldık. Nakamura'yı ben tercih ederim. Sina'yı tercih eder misiniz diye cevap kesinlikle evet. Evet, 1 milyon kere evet yani. Nakamura'yı tercih ederim. Abi yani Nakamura'nın en azından Royal Rumble gerçekten main event'a yükselme seçeneği olabilir. Bir AJ Styles feud'u gerçekten yükselme şeyi olabilir, şans olabilir. Abi, Sina'nın önce, artık Sina'nın Rumble almasının ya. Bir mantığını gören var mı? Ya bir dakika, bir şey diyeceğim. Hayır. Konuyu dağıtmayalım, uzatmayalım da. Bir şey diyeceğim. Sheamus Jericho son ikiye kaldı. Sheamus şampiyon oldu. Bütün bir sene SmackDown'u taşıdı. Jericho iki ay sonra siktirdi gitti, affedersin. Yani bana böyle güreşçi lazım. Abi bütün bir sene şovları taşıyacak güreşçi lazım. Ben eğer sadece Road to WrestleMania dönemini izleseydim derdim ki baba Jericho kazansın, John Cena kazansın, Drak kazansın, Goldberg, Lesnar kazansın. Ama ben bu değilim abi. Ben bütün sene şov izliyorum ya. Sikmeyin abi benim keyfimi. Yani bu arada ben, değiştirmeden önce konuyu değiştirmeden yani, önce main event'e geçmeden önce tek bir şey söyleyeceğim. Jericho o sene iki ay sonra değil, ta SummerSlam'dan sonra senaryoyla gitti yani. Hani, ya fark etmez gitti olsun. Yani sonuç itibariyle. Of, bir refren oldu. Ve gidecek diye güreşmedi yani, gidişi gerçekten sürpriz oldu. Devam ediyoruz, bitiriyoruz artık. Main event'a geçiyoruz. Main event'ta Balor Club vs. Champions Club. Jason Jordan'ın isim babası olduğu takım karşılaşıyor ve ne oluyor? Bir dakika, öncesinde şey var. Öncesinde ne var? Nia Jax ve Alexa Bliss'in arası bozuluyor. O var. Yani hayırlısı artık. Nia ardından Asuka'ya gidip ringde su kağıtlıyor. Yani maç bile başlamadan Asuka'nın bir güzel üzerinden geçip, pardon Eren Nur, gidiyor. Alexa muhtemelen Rumble'da kemerini korumayacak. Çok yüksek ihtimalle. Daha sonraki pay-per-view'da korur mu onu da bilmiyoruz hala. Ama Nia Jax ve Asuka herhalde Rumble'ı kazanma ihtimali en yüksek olan 3-4 isimden ikisidir. Neler diyeceksiniz? İkili karşılaşır mı öncelikle? Rumble'dan sonra falan. Hani Eren Nur bir Asuka şeyi olarak. Asuka ve Nia Jax. Zaten haftaya maçları ayarlandı. Beni bir refer. Öyle mi? Haftaya. Evet. Bari girişini yapsın. Bari maskeyi çıkartsın. İnsafsız. Niye hemen öyle kaldırıyorsun? Ben sana öyle mi İyi yaptı canım, o değilsin. İyi yaptı. Oho. Ya Allah Allah ya. Ne oldu bu tata? Rav'daki tek mutluluğum Asuka'nın girişini izlemek ya. Vallahi yeter, bıktım artık. Gitsin Enzo'nun yerine tavuk çorbası yapsın. Gitsin pansuman yapsın. Hem diyor ki öbür kızlara benzemem diyor. Gidiyor bir ufacık bücürük adama aşık oluyor. Ne anladın ben bundan? İşte öbür kızlar genelde kendisine daha kalıplı insanlara aşık olurken diyorum 28 Ocak gecesi Asuka ilk Rumble şampiyonu olacak. Kemeri alacak. Ben burada çıldıracağım. Zeytin 4-5 olacak. Estağfurullah. Şampiyon Charlotte arkadaşlar. Ya bunları konuşacak çok zaman var.
Özellikle hadi devam 25. ediyoruz. Main event'a devam ediyoruz. Şimdi özellikle Seth Rollins'in tuş olmasını konuşalım. Seth Rollins Jason Jordan seviyesine düştü mü arkadaşlar? Ben bunu tartışırım. Hayır. Oğlum Jason Jordan'ın salaklığı yüzünden maç kaybedildi. Seth Rollins yüzünden yani, değil ki. Ama bir dakika. Yani. Bir dakika. Ben bu kadar çabucak hemen sonucu söylemenden falan benim özetlememi istemediğine ulaşıyorum. O sonucu ulaşıyorum. Sonucu ki... daha söylemedin mi? Neden? Abi bu kadar çok dağılıyor ki. Neden maçın sonu? Neden maçın sonundan bahsetmeyeyim diye. Şimdi Champions Club Jason Jordan'ın salaklıkları yüzünden Balor Club'a tuş oluyorlar. Böylece Balor Club 2 hafta üst üste kazanmış oluyor Triple Threat maçlarını. Ve daha sonrasında daha güzel olanı The Miz geliyor ve Roman Reigns'i 25. Raw Show'unda kıtalar arası kemer için karşılaştığı Roman Reigns'e önce bir Skull Crushing finale vuruyor. Daha sonra da Shield'ın triple power bombunu vurup mekanı ayakta terk ediyorlar. Oh. Buğra Gür. Valla Rasmine'ye giden dönemde muazzam stable'larla, evet stable kelimesini özellikle kullanıyorum. Çünkü bence 3'ü de stable. Hatta 4'ü de stable. Bence onun da bir ekip oluşturacağı kanaatindeyim. WrestleMania çok büyük bir WrestleMania olabilir eğer bu senaryolar giderse. Akıllarda kalan senaryolarla biten ve devamını da merak ettiren bir WrestleMania olabilir. Aynı şekilde Royal Rumble'a muazzam bir hype var burada. Çünkü Royal Rumble sonrası hepsi birbirine girebilecek seviyede. Bakmayın Club'ın biz harika izlediğine, bakmayın The Bar'ın düşüşüne. Belirsizlikler içinde merak ettirecek ve temponun çok yüksek olduğu haftalık şovlar izliyoruz. The Miz'in promosu da beni bambaşka seviyelere çıkarttı. Ben bu ayın sonu gelsin artık da şu Royal Rumble'a oturalım. Hem Charlotte'ın Rumble kazanışını hem de diğer isimlerin birbiriyle alakalı senaryoların belirginleşip WrestleMania'ya nasıl gidecekleri konusunda fikir sahibi olalım diye düşünmeden edemiyorum. Hem 25. yıl Raw Show'unda da çok büyük isimler dahil olacak roster'a. Bakalım. Ben hype'lanarak biten bir Raw Show oldu benim için. İnşallah bu tempo hiç kesilmeden üstüne koyarak devam eder. Çünkü bundan 2 hafta önce Duygulu Şovlar diye bir Raw Radyosu yaptık. Ben istediğimi alır vaziyetteyim şu an. Senarist ekibine de bu konuda tebriklerimi iletmeden edemiyorum. Çok güzel gidiyor. Erem Nur. Ya büyük bir ihtimal bu Jason Jordan'ın salaklığı 25. Raw'da Roman Reigns'in kemeri kaybetmesine neden olabilir. Yani bayağı yırtık donundan çıkar gibi her yerden çıkan bir arkadaş. Yani Balor Club'un kazanması beklenebilir bir şeydi ama The Miz'in gelişi hiç beklemiyordum yani. Gerçekten bayağı sürpriz oldu. Hani izlerken dedim oha ne oluyor? Ha TLC'deki TLC öncesi yapılanların şey gibi oldu. Hani aynısı gibi oldu. Hatırlıyorsanız yapmışlardı yine. Şey Mistraj gelip Roman Reigns'e saldırıp yine Triple Powerbomb vurmuşlardı hatırlıyorsunuz. Yani dediğim gibi Deniz umarım buradan Anna Ak belinde de kemeri olarak bitirecektir diye düşünüyorum bu hesaplaşmayı. Fatih? Şunu düşünüyorum. Öncelikle Demiz dediğim gibi yani böyle şovlarda eksik bir şey varmış gibi hissettim. Şovları doldurdu. Ve iki haftadır Gür'le inatlaştığım bu duygusuz şovlar dediğin saçmalık nedir dediğim şovları bu hafta baktım ben. Hani gerçekten dolu epey dolu bir şovdu. Yani sevdim. Miz'in iddiasını da sevdim. Senin dediğin gibi yani ben bunu unutmadım. Roman Reigns sakla bacını geliyorum deyip tehdit etmesi de korkunma geldi. Rezalet! Neyse. Tövbe. Hani Miz beni mutlu etti açıkçası. Öyle söyleyeyim. Gereksiz adam. Sen konuşmadın. Konuşayım abi hemen. Abi ya ben en sonda bir şey bekliyordum da böylesinde bir şey beklemiyordum ama Miz sen efsane adamsın ya. Diyecek sonra sözüm yok. Sen efsane bir adamsın.
Daha ben bizden sonra da aslında nasıl şöyle temizle, ben normalde maçtan sonra Butter Club'ın saldıranı düşünüyordum. Hani hiç ben Mr. Rush'ı beklemem baktığıma gerekirse yani. Battle Club saldırır diyordum ben. Ama Mr. Rush saldırdı. İyi, daha iyi oldu benim için. Abi sondaki triple power bump'ta ben bittim zaten, yok oldum. Orada sana zaten oh diyorum ya. Başka bir demek şey istemiyorum yani. Vallahi çok güzel vurdular ya. Ben de yani 25. Roll Show'unda ne olur bilmiyorum ama ya Miz'in dönüşünü çok özlemişim. Hep şey diyorlar ya, spikerler biraz gaz almak için böyle kaç haftadır Miz'siz geçen dayanılmaz haftalar falan diyorlar. Onu ben gerçekten hissediyordum içimde. Yani şükürler olsun diyorum. Kaç puan veriyorsunuz 5 üzerinden Rova? 5. Sırayla söyleyin işte birileriniz. Ben 4 diyorum ya. Yarın gitmekle ona kalsın bir şey. Eren Nur? 4. Fatih? 4.5'dan 5 diyelim. Yani bir biraz kilin değildi kardeşim yani, ne yapayım yani. Ben de net olarak 5 diyorum yani. Başlangıcından main event'ına çok tatmin etti ya. Geçmedim yani şovu. Hani o yüzden benden de 5 çalışıyor. O zaman hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana yorumlarınızla eşlik ettiğiniz için arkadaşlar. Sabah YouTube'da bu yayın paylaşıldığında artık umarım çok fazla dinleyicisi olur. Umarım Buğra Gür'le aramdaki feyoda da aşağıdaki yorumlarda cevaplarınızı yazarsınız diyorum. Ve yayını kapatıyorum. Hepinize iyi günler, iyi haftalar diliyorum. İnşallah SmackDown'dan sonra da yayında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.